Değil dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. O neydi Nail? Su saati. Belediye vermesi gerekiyor Nail'in. Hadi git. Şöyle belediyenin önündeyiz. Devş abilerin evi için gerekliymiş. Onu aldık. Oraya ödemeyi yapacak Nail. Ondan sonra Aksaray'a gidiyoruz. Oradan da artık bakacağız. Şimdi Nail gelince anlatır size. O konuşuyor ya gerekli kişilerle. Ben de yanımda gidiyorum. Yelek almıştım canlar. Onu değiştireceğim. Çok değişikmiş omuzları falan. Orada giymemiştim. Bayan olmazsa değiştirirsiniz demişti. Şimdi değiştireceğiz. Evet canım, videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Annemlerdeyim. Çay servisi yaptım. Tatlı vardı, kek vardı. Onları servis yaptım. Çekirdekli çerezli onları servis yaptı işte. Servisim bitti. Şimdi bulaşıkları toparlıyorum. Dünden kalma bulaşıklarımız vardı. Makinede yıkanmıştı. Onları yerleştirdim. Böyle mutfakta kendimce uğraşıyorum. Şöyle tatlıların borcamları boşalmış. Onları yıkayacağım. Sizlerle de azıcık sohbet edeyim dedim. Amcamlar var. Kayınvalidemler var. Babam Gil var. Ali Gil, Hasan dayısıyla maça gittiler. Yani ilk ayaklamalar gelecekler buraya. Ailece. Rahime, Arda, Murat enişte. Annemlerin de ufak bir alışverişi kalmış. Onlar da Aksaray'a gidip hemen dönecekler. Şu an biraz namaz kılıyor. Biraz sohbet ediyor. Öyle. Ben de şu bulaşıkları yıkarken sizlerle azıcık sohbet edeyim dedim. Sizler ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Bizde her şey yolunda, çok şükür. Biz de bugün bir Adem dayımlara gittik. Onları gördük. Ondan sonra da evimize gittik. Bugün pek bir video paylaşmadım. Videomun devamında yarın neler yaparım bilmiyorum ama sabahleyin anneme gelmiştim. Bir kahve içtik burada. Akşam da hayvanları falan kapatınca tekrardan geldik canlar. Beraber özlem gideriyoruz. Gelenleri ağırlıyoruz. Şimdi makineyi koymadım. Bunu da yıkayıvereyim. Gelenlere zemzemle hurma ikram ediyoruz. Bir yıl önce kayınvalidemlerde yaşamıştı aynı duyguları. Şimdi annemlerde yaşıyoruz. Çok güzel bir duygu. Öyle. Bir yandan yukarıklarımı kurmayı kaldırıyorum. Makineye koymadım bugün neyse. Benim de hemen halledivereyim dedim. Elmas bacım gelmiş gitmiş. Onlar Kayseri'ye gittiler İbrahim için. Ondan sonra Rukiye ablam da sık sık arıyor. Ona da selamlarımı gönderiyorum burada. Onun da içi gitti ama soranlar da var niye beklemedi diye. Bilet gününü ayarlayamadı o şekilde canlar. Ne giderken uğurlamaya gelebildi ne de karşılarken hani bekleyip karşılayabildi. İçi gitti ama yapacak bir şey yok. Her şey nasip kısmet. Onun için canı sağ olsun. Bir iki ay sonra gelecek zaten ablam. Rabbim o zaman kavuştursun inşallah. Ona çok iyi hak veriyorum. Gurbet çok zor. Allah'ım tüm gurbette olanları kavuştursun diyelim. Evet canlar, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın kim gelmiş. Selamünaleyküm değerli dostlarımız. Bacımın kanalına hoş geldiniz. Ben de uçtum geldim bugün. Murat, ben, Rahim, Arda. Arda'm biraz rahatsızdı arkadaşlar. Diyorlar ki nerede? He, ben aslında pazar gün gelecektim Derman bacımlarla beraber karşılayayım dedim. O da Murat dedi hani ben bu hafta kullanırım izin, Arda da kullanırım, hep beraber gidelim deyince olsun bakalım dedim. Çünkü haftaya kullanamaz, o zaman da Murat da bensiz gitme deyince Murat'ı bekledim arkadaşlar. Evet, hep beraber sabah erkenden geldik. Arda biraz rahatsızdı. Evet. Salkım var herhalde, üşütmüş. Rabbim şifa versin Arda'mıza da canlar. Çok şimdi iyi. Evet. Demek ki Arda hani lokanta da yediği için yedikleri de doğanıyor olabilir. Evet. Çünkü bu ara çok sık olmaya başladı.
Bir ay içinde 3 kere götürdüm. Akşam 2 tane serum yaptılar. Değişik değişik. Hem büyük bir serum yaptılar. Bir tane ayrıca serum yaptılar. Ondan sonra evimiz ilaçlı oldu. İnşallah bir daha olmaz diye düşünüyorum ama. İnşallah. Arda'ya da diyorum annem hani bu döner türünü çok yiyor Arda. Hani tavuk olsun şey olsun zaten doktor dedi hani tavuk mu yedin dedi. Başka arkadaşların da var mı hani zehirlenme gibi şeysinden. Çünkü aşırı bir karın ağrısıyla başladı. Çok şükür şimdi iyi ama. Canlar belki metabolizmayla da alakalı olabilir. Çünkü mesela Ali de dayısıyla düğüne falan gittiğinde böyle dışarıdan yediği zaman eve gelese gibi kadar aynı Arda gibi oluyor. Bir de bir konuşabilsem. Niye böyle oluyor acaba? Yine heyecan mı yaptın? Acımla mutfağa girdik. Bende de oluyor arada. Şimdi senden bana bulaşık. Kek yapacağız değil mi? Evet. Portakallı kek yapacağız. Şöyle hemen portakalını sıktım. Bacım kadar oldu yeter mi? Yeter bacım. Şöyle portakalını şuna koyun. Valla malzemeleri bolca katalım şöyle güzelce. Kek kalıbında bir kek yapayım canlar. Şu yağımı da boşalttım. Şişenin dibini gördük. Bunları da plastiğe atıyorum canlar. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Hurdayı plastiği biriktiriyor bacımız. Bunu mu rende mi yaptırdım onu da? Onu rende yapalım bacı. Hey tamam. Sana zahmet. Şöyle. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni görmek isteyen arkadaşlarımız varmış sağ olsunlar. Soruyorum da niye gelmedi? Bir de annemler geldi. İlk ay evet. Yaşa gelirdi. Nikah diye böyle şeyse. He. Ha biliyorum. O ilk aysız olmuyor işte. Valla ben ablama çek dedim canlar. Senin takipçimdir arkadaşlar. Allah razı olsun. Bana da yazıyordu o takipçimiz. Evet. Hepimiz de yazıyor. Sağ olsun. Sevenlerimiz var ya sağ olsunlar. Aynen. Arkadaşlar ben çekmiyorum dediğim gibi. Hem video bulamıyorum hem de artık biraz YouTube'dan sıkıldım mı bilmiyorum. Bana öyle bir şey geldi artık. Bir dur dedim. Ben de mesela canım isterse çekerim yine ama bırakmadım yani tamamıyla. Ama şimdilik kendimi şöyle frenledim durdum. Bakalım yine böyle şey gelirse, çekme hevesi gelirse çekerim inşallah. Bacım dedi, bacı sen çek dedi de ben de yok dedim sen çek, ben çekmiyorum. Bacı dün beni de atmadım. Bu hani gerçekten içerik üretme bir şey. İnsan içinden gelen bir şey yani. Bu arada ben bunu atmayacaktım, bunu atacaktım. Bacım, rende şurada mı etsin? Vallahi rendemin yeri karışıyor bacım. Şurada olabilir. Burada da yok. O zaman burada. Aha burada bak, ortadaymış. Pazar günü de bizim orada şehidimiz vardı arkadaşlar. Aksaray'ımızın şehidi. İlk defa şehit bir şehit cenazesi gördüğüm şehidi. Gömme anını gördüğüm, anne babasının feryatlarını gördüğüm, o Aksaray'ımızın kalabalığını, onların düğünü. Çok değişik bir duygu ya. Rabbim kimseleri yaşatmasın. Gerçekten ana babasına, bütün ailesine sabırlar versin. Evet. Allah'ım bol bol sabır versin. Amin. İnsan yanında olunca daha çok duygulanıyor arkadaşlar. Görüyor çünkü annesini ağladığını, evlerinin içine girdiğin. Evet. Rabbim bir daha yaşatmasın. Hiç kimsenin evladını da yatmasın. Tanıdık gibi oluyor. Baştan evet. Mesela bir de bir iç içe olmak daha bir farklı. Şey mesela ben tanımıyorum arkadaşlar ama benim mahallemdeydi. Ereğli kapıdaydı. Hemen bir iki sokak arkamızda mesela tekbirlerle uğurlanırken o ambulansların sesleri hepsi yanımda duyuluyordu. Ben gitmeden duramadım yani içimden böyle hep gitmek geldi git dedim. Bu sefer kaçırma dedim. Bundan önce geçen sene bir tane daha oldu ilk İzmir'den geldiğimizde ama o zaman ayağım çok ağrıyordu gidemedim. Rabbim korusun bütün askerlerimizi inşallah. Aynen, aynen. Şimdi bizim evlatlarımız da gidecek canlar. Evet. Teker teker. İlk önce görümceminki gidecek mesela. O da çok duygusaldı. O da hiç durmadan ağladı zaten. Oğlu gidecek arkadaşlar onun da. Rahmi 50 yaşın. Şey yapıyor hani hep böyle içinde bir şey geliyor. Oğlu yakın bir sürede gideceği için. Evet. Herhalde Mayıs'ta mı gidecek onunki de Mayıs. Haziran'da mı bilmiyorum öyle bir şey. O yüzden o da çok duygusaldı. Doğan'da Rabbim sağlıkla gidip gelmeyi nasip etsin. O da bizim yerimizde büyüdü. Şimdi bak büyüdüler canlar askere gidiyorlar. Evet. Ondan sonra da Halim gider. Ayhan gider, Arda gider. Arda en küçükleri değil mi? En küçükleri Arda, evet. He. Arda. Her şey vatanımız için. Evet. Yani Rabbim ne derse o olur. Allah'tan gelen her şeye razıyız. Bilinçli insanlarız. Ondan sonra öyle işte. Biz ilk geldik sabah arkadaşlar. Elmas'a uğrayacaktım. Elmas annemlerle Aksaray'a gitmişler. Murat'ın dayısı gibi var işte. Annemlerle birlikte Umre'ye gittiler. Onlara ziyaret ettik. Hoş geldiğine gittik. Orada bir çayımızı içtik bir bardak. Onlarla görüştük. Sohbetimizi yaptık. Ondan sonra oradan da çıktık buraya geldik arkadaşlar. Ben aslında annemlere gittim de annemler şimdi evde olmadığı için
Onların gelmesini bekliyoruz. Herhalde gideceğiz. Derman da gidecekmiş herhalde annemlere. Annemlerle birlikte de biz gelecekliği kalmış bizim yüzümüzde. Yok, annemlerle birlikte değil. Annemlerle bir işim yoktu benim. Nayinle. Nayinle gidip bir yere kalmıştım, onu değiştirecekti. Ben, bana ver, ben değiştireyim. Değiştirin mi bacım? Ben değiştirdim. Tamam. Öyle saçmalar çok kalın böyle. Bunu bilemem. Orada görüntüler varsa. Ya da biz geleceğiz ya. Vermem olması sahibinin bildiğim kendisi alsın diye. Aynen bacım. Tamam, öyle yapalım. O cezenin hemen karşıya biliyorum. Sol tarafta. Elma solda şalvar alıyor. He. Aynen şalvar da satıyor. Hızlar alayım zaten kendileri. Aynen. Getir değiştirdi. Benim fırsatım olmadı. İnşallah değiştirecektim. Ben de yapacaktım. Unuttum kendilerini sile. Kafa boyunlarına da gelince kafa gitti. Tarta Egalar anne tıraş olmaya gitti. Tamam Murat Etken'e tıraş oldum. Tarta da olacak bir hasta değil. Çiğitmedim. Bu arada bilindirimi çıkarmadım ses olmasın diye. Ben çırpıyorum valla. Bir su bardağı yoğurt ekledim. Bir su bardağı şeker ekledim. Ondan sonracığıma 4 tane yumurta kırdım bolca olsun diye. Şu kek kalıbımı da güzelce yağla. Buna yapacağım canım. Yine aldığın kek kalıbı mı yapacağım? He buna yapacağım. Bolca olsun annemler de götürür. Bir gelen giden olduğunda ikram etmesi de güzel oluyor. Bunu güzelce çırpayım da. Azıcık abartsın. Sabah biz bizimkilerle karşılaştık. Tam ben Aksaray'a geçtim, Kızılkaya'ya gidiyordum. Hasanlar da annemlerle birlikte gidiyordu. Bir düdük çaldı, Hasan beni kan yapmadı. Nereden bir ablanmış bu diye. Sonra da fark ettim. Sonra arkamızdan telefon açtılar. Siz gidin, biz çabuk gelecek diye. Evet, çabuk gelecekler bacım. Yani gittiler bir şey olur. Hani gelirdik, yemezsin. Arka iyi olursa yatarız dedik ya, bilmiyorum. Bakalım. İnşallah. Yatarsınız. Yatarız, yarın da erkenden gideriz arkadaşlar. Geçen gittiğim gibi. Sağ salim geldik, başka bir dileğim yok. Yeter herhalde. Yavaş bakayım. Yavaş geliyorum arkadaşlar. 80'i 100'ü geçmiyorum zaten. Hızlı değil bu da. Bunun şekeri iyi midir? He? Şeker de senin de bir su bardağı iyi midir? Bir su bardağı az. Değil mi? He, biraz kalk. Birazcık daha kalk. Şekeri benim olsun. Şimdi bardağını bol ya. Şunu da çok gelir. Sen iki bardağını yakak ona. Tamam. Yani iki bardak olmazsa biraz da şeker çok olunca kabarmıyor ya. Bir buçuk bardak kattım canlar şekerini. Hala çırpıyorum gördüğünüz gibi. Bakalım kekimiz nasıl olacak. Şundan çıkması var ya, o benim pek hoşuma gidiyor. Bunu da güzelce şimdi ablam bir sıvı yağ dökeyim, yağlasın şöyle. Şuna çıktı bak. O şöyle portakalı da şey ettim arkadaşlar, rende yaptım. Sağ olun. İçine bak. Bu portakallı mevsimine göre kek yapıyoruz bacı bacı. Evlerimi toparladım, mutfağımı falan toparlamıştım. Ablamlar gelince de bir süpürge tuttum. Tamam canlar. Hem yedim. Zaten pek şey değildi. Değil mi bacım? Toparlamıştım. Elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum canlar. Şöyle kabukları da atıyoruz. Ondan sonra portakalımızın suyunu ekliyoruz bir su bardağı. Bir su bardağı da sıvı yağımızı ekliyoruz. Şöyle. Hemen şunu da yağlamak istiyorum ben. Can yerdeydi. Şöyle bolca. Vallahi içine başka margarin falan koyunca bakalım çıkacak mı? Ümitliyim. Kek kalıbım çıkacak gibi hani hissediyorum sadece sıvı yağıyla. Bunu da hepimiz göreceğiz bakalım. Sadece bolca yağlıyorum. Ablam da duramadı. Yıkadığı bulaşıkları yerleştiriyor gördüğünüz gibi. Vallahi fazla yağsa bile aldım içinden. Tamamdır. Hadi dursun. Makinede boş yer var. Yok, hemen makineyi koy da çalıştıralım. Çok atardı. Sıvı yağını ekliyorum şöyle. Ondan sonra durma. Bak bardaklar şey yapma. Bardaklar zaten sevmiyorum. Şekerim aldığımız makinede iyi oluyor. Kabartma tozumu ekliyorum. Aslında kabartma tozunu bunu eleyecektim de. Burada bunu eleyeyim bari. Kavanozları götüreceğim de. Tandır evinde de geliyor.
Neyi nereye koyacağımızı şaşırdık artık. Şu katkı evde olsa. İki bardağı da şöyle bol dolu. Onu da ekledik. Ablam yakmayalım bize diyordum. Hemen olur. Sana zahmet olmasın diye. Olsun, olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Teşkun de kek gidiyor valla. Kayın yanında kalan. Şimdi kahve yapacağım. Kahve bitti. Fırına göndereyim bunu. Unuttuğum bir şey yok herhalde. Ya şeker, un, kabartma tozu, yumurta, yumurta, süt ya da şey, yoğurt. Yaptın mı? Yoğurt ona? Yaptım. Daha önce bunu. Başka da yok. Az önce Zeray'ın geldiğinin evinden geldik. Onların evinde kaloriferli olduğu için aynı bizimki gibi. Her taraf ılıkça naz duruyor. Bizimki öyle değil işte. 40 derecede yakıyoruz diyor. İyi ısıtıyor evlerinde. Sen kaç dereceyi yakıyorsun? Ben 30'da yapıyorum. Benim ev küçük ya. Ben hiç yükseltmedim daha. Onlarınki büyük. Ama şöyle biraz daha hava dedikli bir yapıyorum. O zaman evine soğuyor bacı. Evet. Sen de 35-40'a getiriyor. Arkalar diyelim. Allah motorla getirmiş şey çocuk. İnşallah hiç kötü olmamıştır. Bizimki alıştı da artık. Hani ilk geldiğinde çok hasta oluyoruz canlar. Kayınvalideler buraya gidip geliyor da hele bir de o zaman Allah'ım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Kıvam falan gayet güzel oldu. Bak be. Sonra çalıştırdın değil mi? Çünkü konuştu boş. Altta olur ya. Bardaklar o yüzden atalım. Evet çalıştırdım. Bak işte gece uyumadık ya. Saat 2'lerde hastanedeydim arkadaşlar. Cesaretimi topluyorum. Hadi kalkın gidelim diyor. Çünkü kötüydü arada. Bayağı kötüydü. Götürüyorum değil mi? Götürüyorum. Çok iyi oldu gerçekten. Araba o kadar bir insana şartmış ki yani alınca insan daha iyi yanıyor. Hasta da olsam mesela çağıracak kimsen olmuyor. Gitsek mi ki gitmesek mi ki iyi olur inşallah. Bir ilaç vereyim geçer inşallah diyorduk. Öyle diyerek mesela kendimizi avutuyoruz ama şimdi mesela bir karnın da ağrısa, bir ateşin de çok çıksa hemen altında araba hemen en çok da hastane için iyi oldu gerçekten. Ben aldım alalım çocukları 4 kere götürdüm arkadaşlar hastanemize. Çok iyi oluyor. Valla Nahide inekleri satacak. Ondan sonra bizim daha hani ödememiz gereken borçlarımız var. Onları ödeyeceğiz inşallah yazar. Kredi borcumuz var. Hani elden aldığımız borç falan var. Ondan sonra inekleri satıp elimizdekileri toparlayıp araba alacağız inşallah Allah izin verirse. Evet, dermanlara da çok şart gerçekten. Ayaz okula götürüyorlar. Bir de evleri çarşının öyle içinde daha sonra. Uzak. Evet. O yüzden gerçekten inşallah Rabbim herkese nasip etsin. Bacıma da nasip etsin. Hadi bir göstersene şeyimizi. Şimdi burada gönderiyorum. Şöyle görünüyor herhalde daha arkadaşlar. Daha bir kadar kabarcı. Yarısında. Aha, yarısında. Haydi ben fırına veriyorum bunu. Evet. Ha, bu kadar bastım ya. Çalıyorum. Tamamdır. Ne yıkarım onları? Şunu kaldırayım. İçindeki bardağı alın mı dursun mu? Kaç bardağı? Kaçtı mı? Hayır. Kaçtı mı? Dursun. O zaman burayı toparlayalım arkadaşlar. Kahvemizi yapalım. Evet. Ondan sonra kekimize bakalım nasıl kabardı mı kabarmadı mı nasıl oldu dermiş bu keki. İyi oldu diyor. Kekimden emeğini, hamurun kıvam falan gayet güzel oldu. Ben de şu kalıpları atayım. O zaman piştikten sonra kahve içerken görüşürüz inşallah. Buraları güzelce bir sileyim. Çöplerimi falan attım sabah değil. Her tarafınkini. Sobalarını dolandım, ay doldurmuş sağ olsun.
Yaptık, yapıştırdık bir şeyler. Geçti bugün de böyle işte. Evet. Kapat sen bacım. Kapattım. Videom kendi kendine açılacağına. Şöyle kahvemi çekeyim bari sizlere. Bu geçen herhalde yaş değmişmiş. Çalışmıyordu ya. Elektrik falan şey attırıyordu. Ama bugün iyi çünkü şöyle 4 tane yapacağım. 4 kişiyiz zaten ya, aşmadım şöyle. 1 2 3 4 Yavrum Nescafe dedi ama şu Türk kahvesini de içelim. Nescafe'yi de daha sonra içeriz. O tamam, bir de şeker dolduralım geleyim. Dört tane şeker yaptık. Ablam biraz şekerli sever. Hemen şuradan şu fincanlarımızı alalım. Şunları da yapayım en azından. Dört tane de şöyle bir, iki, nasıl sayıyorum ya, şöyle tamam diyor. Bunu içine kattım ki şimdi kendine gelsin şöyle. Fincanlarımı hazırlayayım. Bir kendimi şey almasam da olur. Şunlar bardaklarımız. Bardaklarımız olsun böyle. Ondan sonra tamam mı? Ama su içebilir miyim bu su? İç. Ayaz'ın okulda bugün öğretmeni gelmediği için tatil canlar. Nasıl su için Ayaz? Hürüt hürüt. Tu içtim. Şımarık oğlum benim. Sen şımarık mısın? Yok. Kim diyormuş onu? Ben söylüyorum. Hayır, ben şımarık değilim. Tamam o zaman. Peki. Ben çok küçük bir çocuğum. Küçük bir çocuksun sen, evet. Ayazım küçük bir çocuk. Bu su sıcak. Olabilir. Şöyle. Sıcak su mu içeceğim ben? O bu su da yanıyor. Şimdi böyle kapatıp açtığımda yavaş yavaş kahveyi boğmuş oluyor. Ve şöyle daha lezzetli oluyor ve daha köpüklü oluyor. Bakar mısınız? Kendi kendine kahve köpürüyor. Dur anneciğim, yapma öyle. Ya açıyorum artık yavaş yavaş şöyle. Kahve de güzel olacak belli. Böyle kahverengi tonunda olan kahve de güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Bu kahveyi Rukiye ablam çektirmiş. Çekilen kahveler de daha bir lezzetli oluyor. Nereye çekin Ayaz? Öyle dursun anneciğim. Yes, 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 yes. Ben su bardağımı da doldurup koyar mısın Ayaz'cığım yerine? İçtin mi? Senin şu bardağın mı?
doldurmuyor. Nereden dolduruyor? Öbür taraftan doldur, burada taraftan doldurma, ben içemiyorum onu. Anne. Kim bulacak hadi. Hey. Şaka yapacağız. Bunu kim bulacak? Ama yapma annem öyle. Normal sudan doldurdu Ayaz, görüyorsunuz. Anne bekle bunu. Şaka yapacak bu ya. Şaka yapacağız, şaka. Şaka. Bunu kim bulacak? Ben şimdi şöyle kaynamaya yakın. Bir alıyorum. Birazcık doldurayım. Bir de kaynatayım, dökeyim. O zaman da soğuk oluyor. Şöyle. Kaynadı. Evet, o zaman salonda görüşelim. Gösterdin mi kahvelerimizi? Gösterdim. Şöyle. Şöyle. Bak, o kadar döktüm. Bir tanesi yine az geldi. O da benim olsun artık. Hadi anneciğim gidelim. Evet canlar, teyzemin keki böyle pişmiş. Güzelce kabarmış. Bir göstereyim dedim. Evet canlar, dışarıda bayağı bir yağmur başladı. Çok şükür yağsın. Çok güzel. Hiç kar kış yok. Bereket bereket arkadaşlar. Yağmur yağsın. Ne yağmur yağsın? Kar yağsa. Kar var. Ekinlerimiz, sularımız çoğalsın. Ekinlerimiz büyüsün. Mevsimler değişti. İnsanlar değişti. Eyvallah. Her şey değişti. Şimdi kar bekliyoruz. Yani mikrop kırılsın en azından. Bugün konuşmamızda şey diyorum. Daha yeni bir tane şey ettim. Murat gibi diye. Ne dedim lan? Bir şey dedim ya. Ay melek tekrarlıyorlardı arkamdan. Ali de Ayaz. Sabah mı ne dediydi Ayaz? Biraz önce burada bir şey dedim ya. O halamla konuşurken dedi. Ne dediydi Ayaz? Şöyle analı kızlı yüzüklerimize takındık arkadaşlar. Zena yengem verdi. Evet. Rahime ile ikimiz iki de aynı. Sıra anneminkine geldi. Biz gördük annemin aldığı yüzükleri hani. Çok güzel. Bunun biraz daha uzun, şöyle uzun şeysi. O taşı uzun hani. Orada var bir tane Zena yenge girdi. Kenarları. Üçgen gibi. Baklava kesim gibi. Annem dedi gümüş. O gümüş. Bunlar gümüş değil arkadaşlar. Kenarlarında şeyleri var, taşları var. Güzel. Ya gümüşü de şimdi hangi birini alsınlar yani, evet. Onlar da haklı. Evet. Böyle en yakınını alabilirsin mesela, kızın olur, gelinin olur. Onları alırsın ama biraz daha bir kıdem daha uzaktaki insanlara, onlara Ayaz'cığım yapma. 780 TL'den başlıyormuş bir de. İşte pahalı yani. Evet. Onu gönül almak. Olsun, hey, gönül almak. Bak onun Ayaz'cığım yapma teyzeciğim. Ayaz'a dur diyorum arkadaşlar, durmuyor. Evet. Biz de Ayaz'la ikimizin arasındaki şey arkadaşlar biraz daha şey. Yok. Mesela ben biraz daha Ayaz'a sert çıkmak istiyorum ki hani mesela böyle korku değil. Onu yaptırmak istiyorum mesela. Ama annesinin şeysi başka, benim konuşmam başka. Sözünü tutmasını. Ha, sözümü tutmasını istiyorum. Mesela ikiletmesini istemiyorum. Sözünü ama Ayaz'la biraz böyle bak inatlaşıyor benden, görüyorsunuz. Annesi de diyor mesela şimdi silahı yapma diyor, inadına yapıyor. Kızıyorum, o yüzden ben evet. De kızıyorum. Ben de kızacağım. Evet, şimdi dinleyecek. Öğretmenine mesela. De söyledim. Ayaz bizi, beni hiç üzmedi bu zamana kadar. Evet. Öğretmenin biraz o konuda üzüyormuş. Bir tane daha Ayaz varmış sınıflarında. Dedi hani bu da ona uyuyor. O biraz daha dedi hareketli. Birbirine hani Ayaz'da. İşte. Sonra aynen birbirlerini kışkırtıyorlarmış. Ayaz da dedi uyarırsanız o ona uymaz. İnşallah o da ona uymaz dedi. Hiçbir arkadaşına uyma teyzem. Sen kendi bildiğini yap, sessizliğini, sakinliğini, konuşmanı, şitmeni herkese bakarak yapma yani. Var mı bir gelişme? İyisin yani. Sevgin daha bir şey olur. İyisin yani. Terman'sı ne yaptınız? Valla iyisin işte, seni sormalı. Nasıl selam bir. Arkadaşlar Terman'ın kanalına hoş geldiniz. Murat sabah erkenden kalktı, tıraş olmaya gideceğiz. Çok iyi olmuş, saatler olsun. Sağ ol, teşekkürler. Bugün de neye geldik arkadaşlar? Ümre ziyaretçilerine geldik. Kayınvalideleri, dayılarım, dayım var ona. Ak, burada yatarsak zaten saat geç oluyor. Diyorum derman gider rahatsız etmeyelim diyorum ama. He ben de yatak köşek çıkarmayalım diye. Yatak köşek hazır zaten. Yatak yoluna çıkmaz. Olsun giren de insan şey diyor. Bir de arkadaşlar Nail salmıyor, o yüzden yatmak istemiyorum. Yatmak ben Nail'e de diyeceğim de zaten. He. Nail bacımı göndermediği için ben de dermanın evinde yatmayacağım diyorum. Hatta dermana da söyleyeyim. Yatarım ben. Hani açık açık söyleyeyim, Nail'in yüzüne de söylerim. Aslında konuşmak gibi olmaz, o benim hakkımdan kafasını konuşuyor da.
Nail salmadığı için, yoksa bacımda bacımlık bir şey yok arkadaşlar. Nail'in sözü daha çok geçtiği için. Geçenlerde mesela geleceklerdi. Ben de dedim ki eğer yatmaya gelmiyorsanız gelme dedim. Sinirlendim Nail'e. Hani gelecekmiş abisini görmeden hemen birkaç saat içinde bir kahvemi çayımı içip gidecekmiş. Ben de istemiyorum. Nail'e dedim geleceksen yatmaya geleceğim dedim. O zaman da haftaya gelirim. Hani, artık bilmiyorum. Hani ne kadar yapıp gelecekler. Sözümü geçiririm aslında. Ama bu sefer de benim içim rahat etmiyor. O burada işte, şey, kendisini önsüz gibi mi hissediyor? Yani illa yanında olacağım. Mesela kendisi de kahveye de gitmiyor. Bir şey de yapmaz. Valla ben içerim. Arkadaşlar sözünü geçirebilirsin. Sözünü geçirebilirsin ama zırt telefonla ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ondan sonra da orada mesela bacım düşünüyor. Mesela benim eşim öyle değil. Ben buraya geliyorum. Kocam beni zırt pırt aramıyor. Ne yaptın? Ne ettin? Ne zaman geliyorsun? Ne zaman gidiyorsun? Niye gülüyor dayım? Olanlara konuşuyorum ben. Farklı bir bağımlılığı var yani Nail'in. Yani, ben bunun lafına giriyorum ya. Ha, evlendiğimizden beri hiç anlayamadığımız değil mi? Bir düşkünlüğü var bu ayrılma konusunda. Hani ayrılmak benim... saygı sevmemiştim. Geçen Nail'in yüzüne de dedim ya. Ben de sizde yatmayacağım. Sen Derman bacımı salmıyorsun dedim. Yok, o da gelmiyor. Işte. Onun için kaldık. Bir daha Nail'in yüzünden gelmiyor. Bir daha şu cumartesi gidelim. Tamam, bir daha Salı'ya gelin. Tamam geldin sen. Salıya mı işte? Ben Salı'ya gelin. Sen artık Salı günleri mi izinlisin? Salı günde bu işte şey oluyor ya. Tatil. Tatil oluyor bana. Tatile giriyor teyze. Ertesi günde çıkar gelir. Teyze 15 gün tatile giriyor. Ha tamam, haftaya salı o zaman. 15 gün tatil oluyor. Yarı yıl tatile giriyor yani. Kahvemizi de içtik. Bacımın ellerine sağlık. Keki kapattınız bu arada. Hoş bacım. Gideyim. Yanan değil. Bacımın ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Bir kahvesine karışımını çok seviyorum. Evet. Teyzenin eline sağlık. Afiyet olsun. Ben de beğendim vallahi. Canım sıkıldıysa aklına bir şey gelmediği zaman İlkay konuşturabilirsin. Evet. Ben şimdi İlkay... bir ekmek sulayayım canlar. Hepimizi şey sürelim. Buraya yemek sürelim. Yemeği falan zahmet etme ya. Olsun. Annemler gelirse götürürüz. Hep beraber orada yeriz. Evet. Onlar gelmez. Ben de çene çok. Yeriz. Murat diyor İlkay konuşsun. Çene konuşsun değil. Çorba yapar. Bir tek de başına konuşmuyor. Ortama uyuyorsun demek istiyorum. Annem çorbamızı seviyormuş. Bir de bacım bayağıdır takipçilerimizle konuşmuyor. Onun da takipçileri hemen hemen aynıdır. Aynı. Konuşsun. İçinde öksün. Yo ben seviyorum konuşmayı da tek başıma böyle hani insan kendi kendine konuşuyor. Ben ne yapıyorum gidiyor sonra ama böyle yanımda bacım olsun, kızım olsun, eşim olsun. Evet. Konuşma çıkıyor yani. Oradan ora, oradan ora bir şeyler, muhabbetler açılıyor. O yüzden videomuz kıyamında görüşürüz inşallah. Keki çıkarıyormuş. Git de çek teyzeni. Evet canlar bu sefer inşallah. Bacım üstü şey mi pişmiş mi? Biraz daha kızarması lazım. Evet. Ama iyi kızarmış bacım. Şundan yarılmış, yarılmış üstü. Yarılmış da sanki biraz beyaz gibi görünüyor. Bir çıkar bakalım, iyi göremiyor. Gözlerim. Baksana nasıl güzel kızarmış. Yo bacı daha kızarmamış. Koy koy. Koy daha çiğiyor. Aç. Anne. Aç. Annem. Aç aç. Açtım. Açtın mı? Arkadaşlar ben çiğ diyorum. Derman bacım da çiğitmiş diyor. Pişmiş. Bak. Ana çiğmiş. Gördün mü? Biliyorum çünkü. Hemen koy koy koy. Aman. İçi çiğ arkadaşlar. Aa, çok da güzel kızarmış. Şeysi kızarmış. Biraz çiğ. Bacı altını kız. Tamam. Şöyle hamuru gözüküyor daha. Hani üstünün kızarmasına bakma sen. Bak hamura. Aynen. Bize böyle yedirtirecektin bacı. Ne güzelim şey. 180'de pişirme. 150'de 160'da pişir. Kısayım artık. Evet. Çeksin. O zaman çok güzel pişiyor. Niye? Rahime bana bugün gülüyor. Herhalde çenem üstü onlar arkadaşlar. Aç 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 diyor. Açtım diyorum. Aç aç aç. Kızarmış. Görümler görüm şey. Neyse birazcık daha şöyle 150 derecede şey olsun. Tamam. Ben de o kadar güzel kızarmış ki çiğitmesin diye. Çiğitmesin diye diyor. Bir daha diyor. Neyse öyle canlar. Görüşürüz. Ben de açıyor. Hadi bacım git hadi. Sen üşüyor. Evet canlar şöyle un kavuruyoruz. Bu normal un. Ondan sonra şurada da tam buğday unu var kavrulmuş. Onunla beraber pekmez helvası yapacağız. Buradan işte falan çok sever. Sen ne sandın? Un helvası mı? Yok pekmez helvası yapacağız. Şunu da ya Allah ya bismillah deyip altına yaş bez koymuştum. Bakalım çıkacak mı? Çıktı canlar. Kekim de gayet güzel olmuş. Portakallı kekimiz. Kabarması falan da çok güzel oldu. Hemen de çıktı. Kekim, kek kalıbımdan memnunum. Fırına yemek sürdük Rahimem'le. Şimdi bunları yapıyoruz. Hemen şurada bir mercimek çorbası yapacağım. Ekmeğimi suladım. Kekimi hazırladım. Bir de çorbamı yapayım. Patates attık. Fırına patatesli yemek sürdük. Bakalım hepsi olacak inşallah. Annemler de geliyormuş bu arada. Gelsinler dedim. Burada yemek yesinler. Annemlere şöyle... şey hazırladım canlar bakar mısınız? Zemzem içmesi için hani gelenlerin
Annemlerde bir tane var, bir tane daha olsun istedim. Ve bu tepsiyi de ayarladım. Götüreceğiz bunlar da giderken. Şöyle. Bakar mısınız? Teyzem de bunu yaptırmış. İlkay ablam da Aksaray'dan çıkarttırmış. Dualar falan o kadar güzel ki. İri iri. Şöyle. Pek bir sevdim. İri yazılı zaten. Şöyle yazıyor burada da. 10 farklı dilde meal, dinleme özelliği. Ve burada hepsi dualar var. Yasin, Mülk Suresi, Nebe Suresi, Secde Suresi, Cuma Suresi, Kıyamet, Fetih, Duhan ve Vaka, kısa 4444 dua. Böyle. Çok güzel. Allah kabul etsin. Pek bir sevdim. İçinde farklı dualar da var. Ali geliyor. Arda da geliyor. Üşüdüler. Yan komşudan geliyorlar onlar da. Öyle. Kekime de bakar mısınız? Rahimem de unu kavuruyor. Evet canlar, şöyle ilk ablam keki kesiyor. Arda'ya vereceğiz. Arda ama atıştırmalı bir şeyler istedi. Biz de hazırladık. Oldu. Şey unumuz böyle olur canlar. Şey yaparken. Hiç önemli değil. Haberim biliyorum. Ayazcığım kolumu titretiyorsun anneciğim. Dur. Çekil oğlum. Pafladı herhalde. Bacı düz bıçağla keseydin daha iyi olmaz mıydı? Niye, bu da güzel. Ne? Bastırmada. Tırtıklı şey der diye. Bakalım bir arasına da. Pişmiş mi gari? Yani un sonuçta dökülebilir. Düz bıçağın büyük bıçaklardan mı kesin bacı? He, belki o daha kolay keser diye. Bilmiyorum, ben hep bundan keserim. Ayaz üstüne. Un gelir Ayaz da yanan bak. Çorbamızı da yapacağım un, şimdi. Yavaş yavaş yiyorum ki arkadaşlar, daha fazla soğumamış o yüzden. Evet. Hamur olmasın diye. Şu tadına bir bakayım. Şey Arda ile Ali'ye kes bacım. Tamam. Bizimkini sonra keselim. Bizim, biraz soğa dursun. Unumuz da kavrulmaya başladı. Evet, unumuz da. Biraz. Aynen teyzem. Bunu zaten makbulü yavaş yavaş kavrulması, yanmaması için. Evet, o kadar pişti mi, pişmedi mi, açma derken sonunda keki güzelce pişirmeyi başarmışız. Çiğ kalacak zannetmiştim. Çok güzel pişmiş. Daha buhar şöyle üstünde, aynı. Üstünde. Biraz daha soğudu mu daha da güzel. Biraz daha soğur şimdi. Benim tercihim kakaolu kek. Ben fazla böyle beğenmem. Dayımı kakao sever. Arda da bunu sever. Şey yapsaydın arasına döker. Neyse Arda'ya özel olsun. O hasta ya teyzem. Yok, sen yok. De un helvasını yersin. Bunu şöyle da yerim. Şöyle 5 dilim kestim arkadaşlar. Sofraya serim. Onlar orada yesinler. Bunu da yerim de kakaoluyu ayrı bir severim yani. Sadece onu yemek isterim. Ben bunun altını açmışım. Mercimeğin altını. Tövbe estağfurullah. Ay elimde ay, şey değil. Şuna koydum. Bu soğuyor. Tavanın yapsın. Kenarına değil. Ama Rahim'e dikkat et. Sofra serim de onlar yesin. Tamam. Şimdi ben çorba yapacağım. Mercimek çorbası. Evet canlar, şöyle. Nanemiz kavruluyor. Güzelce yağımızı koyduk. Unumuzu şöyle kavurdum. Şöyle üstten bir ocağa sildim. Sonra bu yemekleri kaldırdıktan sonra komple sileceğim. Şimdi ocak sıcak ya, gözleri. Ben de çorbamızı yaptım arkadaşlar. Derman bacımın evinde bu şeylerden varmış. Şehriye. Eriştelerden. Erişte bunun ismi. Hı. Eriştelerden varmış. Bunları karıştırdık. Bu şekilde yaptık. Lezzeti güzel. Şimdi nanemiz güzelce kavrulsun. Ondan sonra dökeceğim inşallah üstüne. Nanesini biraz bol yaptım. Abi birden dökme, tamam mı şey? Bilmem. Coşdur o zaman. Ben böyle güzelce kokulu oldu mu? Şehriye şeyi karıştırdım. He. Neydi onun şehri, şey? Şehriye şey, pilav yaptığımız. Bu şey erişte. Evet, erişte. Şey ya, mantı. İkisi hepsi aynı arkadaşlar. Hepsi bunlar hamurdan. Bunlar zaten elde kesilme mantılardan arkadaşlar. Hepsi hamur. Bu da hamurdan. Şehriye de hamurdan. Makarna da hamurdan. Evet. Yani hepsinin ana maddesi aynı. Annemler geldiler şimdi. Annemin elinin içini öptüm arkadaşlar. Babam Yüksel almaya gitmiş herhalde. Derman bacım çağırdı burada yiyelim diye. Güzel oldu herhalde. Cozurdadı mı kızlar? Cozurdanacak şimdi. Tamam annem, nane koktu. Dök. Bismillahirrahmanirrahim. Sen dök. Şöyle dök. Kameradan da açı ayarlamak için yeter değil mi? Abo nasıl diyorsun? Ne söyledin? Sekonda. Hani bir şey döksen içine. Yok annem, hiç cozurlar onu çiğit. Hiç olmaz ya. Yeter. Çok koy onu şey, lavabonun içine koy annem. Tamam. Ben şimdi bunun ağzını kapatayım arkadaşlar. Bir 10 dakika daha kaynat.
Bir 10 dakika daha kaynasın arkadaşlar. Kaynadıktan sonra inşallah kapatırım. Ondan sonra sobadaki yemeğimiz de pişsin. Otururuz soframıza Allah izin verirse. Evet canlar, şimdi un helvamı yapıyorum. Bu arada keki biz götürdük. Birazcık da annemlere sıcak sıcak kalktırdım. Pekmezim var şimdi. Erdem çekin teyze. Kafam şeydi ya. Erdem çekin. Eşarım şey. Şöyle. Bunun içine birazcık da su katacağım. Beraber yoğuracağız. Bu da ortadan kalkmış olsun şöyle. Bunu atıyoruz. Biraz karıştırayım mı anne? Karıştır anne. Bana biraz su ver bakayım. Şöyle. Tokanın suyu. Su olmayacak. Hadi bir bakalım. Hele helvanın kıvamı yavaş yavaş tutmaya başladı. Evet, çok mu pekmez olacak ya? Anca toplar toplar. Ama un da çoktu bacı. Un da çoktu. Un toplar toplar onu. İnşallah. O zaman... Hele bir götürelim de annem bir baksın. Gel. Anacığım sence bu ne? Un helvası. Yelim yıkayım gelip. Yok ben yiyorum, sen kal. Şöyle bir bakalım dedim karayla. Onu aldın adıma kal. Sen vermiştin ya anne. Bir anda ineklere aktırdım, sen bu okudun işte. Ana, ben içine un kavuruyorum birazcık tavada. Olurdu vallahi, nasıl aldım. O da bundan çoğaldı. Niye bana baktın ya? Ben mi attım? Siz sevmediniz diye. Ama iyi olmamış bir adam boğazına duruyor. Bu adamın mutlaka anacığım. Asıl zedi minnetleri. Adam boğazına duruyordu. Abi, biraz daha dokunma şey anne. Adına düşersene daha iyi olur. Bir şey yok. Onu sonra lafım da yarım kaldı. Ha ne ağlıyorsun demiş. O da yavrumu yitirdim öldü demiş. Kaç yaşındaydın yavrum demiş. 600 yaşındaymışmış. Eskikiler daha çok yaşıyormuşmuş ya. Ondan sonra o da sen demiş ne daha üzülüyorsun demiş 600 yıllık hani gelecek nesil olacak demiş 60-80 yaşında 80'e varmadan ölecek. O da demiş ki onlar ev yapacak mı demiş hani ölecek ya 60 yaşına evde yapacaklar her şeyi. O da demiş ki neye çabalıyorlar hani öleceklerini biliyorlar da ev yapmak için. Dini şeyleri de anlatıyor, bir iyi anlatıyor. Ben diyorum ya hayatı düşündüğün zaman hiç uğraşmaya gerek yok. Eyvallah. Bir nesil gelecek demiş. Hani 600 yılı bırak 60-80 yaşına girmeden ölecekler demiş. Esnaf da öyle ölüyor yani 60 yaşına girmeden. Anne şeysi iyi mi? Suyu iyi mi? O zaman sonra görüşelim. Ama bulgur bulgur daha iyi olmaz mı anne? Şöyle. Gözene geçin olmaz. Şey, kacı korunum diye. Yer cacı yorulun gibi lanet katıyorlar. Ha işte bu da meze yağı anne. Babam her şey koras gelmiş ya pazarda bir koysam her şeyi 4-5 kilo alın diyor. Baba taze taze al peşime bunu alın diyor. Bir marul alıyor bir daha alıyor. Mesela bir marul sana ne kadar diyorsun? Allah seviyor ya. Marulu çık girer çıkar yiyor. Diyor salata yapayım da yiyeyim eşkil canım. Ben yaptım sana dedim. Anne şeysi tarifi canlar görüyorsunuz. Annem kıvamını ayarladı onun yanına getirdim. Çok güzel olmuş. Elmas bacım da sağ olsun sıkıyor. Ben de patates attım her zamanki gibi. Kolay yemeğimizden şöyle. Ellerimi yıkadım. Yemeğimiz pişiyor. Ondan sonra anne sıkıntılar da ona kıyamadım. Adam gelecek geldi mi? Yüksel okuldan almaya gitti. He iyi. 3-5 dakikası var. Patatesler de nisi. İşte değerde 2 yıllık geçer. Aldı o zaman. Biraz sonra babam da gelir, o zaman da yemeğimiz pişer. Rahine mezemizi yaptı orada patlıcan mezesini. Çorbamız da hazır. Hepimiz tatlımız da hazır. Babam da sever bunu. Yiyelim ondan sonra canlar. Ben bu adam onu serptirdiniz diye. Hayır çok sallıyorum. Nasıl yani ötekini şey yapınca yiyemiyordu. Bu da sallanmış gibi gözükmüyor. Özelliği var. Anne bu her sen onu döktümedik bez niye döktümedik? Ne bilmiyorsunuz diye. O yaptığımızda hep bir anne bana bakır böyle. Nail lan kim biri dedi? Murat da dedi anne öyle. Hasan da dedi iyi adam bu adamla duruyor diye. Hasan hiç orada olmadığı için sağ, sen olduğun için sağa bakıyorum. Ya çok aydan duydum onu. Ama sağda Bütkunan burada adam boğazına duruyor. Evet. Ekşi ya. O zaman bize kolay gelsin, afiyet olsun. Evet canlar, videomun sonuna geldim. Turşularımı falan yeni açtım. Turşularımın bidonları da orada. Çok güzel olmuş kütür kütür. Şöyle hatta sizlere göstereyim bir.
böyle. Çorbam da az kaldı. İçtik bayağı bir şöyle. Mutfağı toparladık, yıkanacak. Toplandı da kalan her şeyi gönderdim şeylere, köpüşlere yesinler diye. Helvayı götürmedik. Onu da biraz sonra götürünce yeriz. Sen mutfağını et, ben de çamaşır asayım. Dursun çamaşırlar, rüzgarda uçar teyzem. Ben akşam içeri asayım. Şöyle yaş olmuş. İçeride kalabalık olmaz. Bizim odamız as o zaman. Tamam. Kanalımda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlar.